مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا امام القبلتين مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا Muhammedim ve aleyhi ve sahibi ecma'in. Şifa-ı Şerif'teki dersimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ahde vefası insanların hukukuna riati sıla-i rahimi akrabası ile ilişkileri hususunda idi. Geçen e, derste başlamıştık. Bu dersimizde kalan yerde inşallah devam edeceğiz. Kazı Ayaz Hazretleri şifa Şerif sahibi bu husustaki rivayetleri toplamış. Muhtelif kaynaklardan e, böylece bize Bu hususta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek teşkil edecek davranışlarını zikrederek hem onu bize tanıtmış oluyor, sevdirmiş oluyor, sevilecek, övülecek, örnek alınacak, iktida edilecek güzel huylarını, sıfatlarını bize beyan etmiş oluyor. Sadece kıssadan hisse gibi e, dinlemekle olmaz mutlaka hepimiz sözde durmak ki geçen e, şifa Şerif dersinde bunun üzerine çok durdum. Sözde durmak, ahde vefa, akrabayı arayıp sormak, hal hatır etmek, hatır saymak, gönül almak işte yakınlar, akraba, anne babanın dostları gibi insanlara efendim onlara karşı hürmeti, saygıyı, sevgiyi ifade edecek şekilde hareketler sergilemek... hususlarında... hepimize amel etmemiz için... bu ders... bir önceki ders... bundan sonraki ders... ibret olmalı, ders olmalı... Sünnet-i ittiba... hakkıyla tabi olmak... Allah'ımızın bizi sevmesinin tek yolu. Sa'id bin Kulin kuntu tuhibbun Allah fettebi'uni yuhibbukum Allah. Habibim şöyle o Müslümanlara. Herkes Allah'ı seviyor iddiasındadır. Kimse ben Allah'ı sevmiyorum demez. Dese zaten kafir olur. Fakat her Allah'ı seviyorum diyen de Allah Teala'yı sevmiş olmaz. Çünkü bu davadır, iddiadır, delil ister. İspat ister. O zaman söyle onlara siz Allah'a seviyor olduysanız yani sevdiğinizi söylüyorsanız fettebiuni, o halde bana tabi ol. Bana uyun. Bana benzeyin. Bana benzeyin demek bana tabi olun demek. Sadece suratınızda sakal olsun. ...bıyığınız kısa olsun. Başınızda takke olsun, sarık olsun. Üzerinizde yani, efendimentari olsun, şey, cübbe olsun, şalvar olsun. İşte ayağınızda mes olsun. Yok efendim hanımınız çarşaflı olsun. Bunlardan ibaret değildir. Tabi bunlar da zavahir bakımından ittibaın örneklerindendir. Ve önemli ittiba çeşitleridir. Mertebelerine göre. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri sadece bunlardan ibaret sayılamaz. Dört bin aşkın sünnetse niye? Bunların her bireri kimisi muamelatta, kimisi alışverişte, kimisi nikah talakta, kimisi cihatta, kimisi uyumakta, kimisi giyim kuşamda, en başı itikatta, el de göre inanmak. Ve böylece yine en mühimlerinden biri ahlakta, huyda, insanlarla muhaşerette geçinme adabı diye bir şey var. Eşiyle nasıl muamele ediyor. Eşine nasıl davranıyor, nasıl konuşuyor, nasıl kızıyor mu, bağırıyor mu, çağırıyor mu, vuruyor mu, deviyor mu? Efendim işte yemek istiyor mu? Şunu yaptı mı, bunu yaptı mı diye ediyor mu, soruyor mu? Titiz mi böyle insanları daraltıyor mu? Çok çocuğuna şefkati, akrabasıyla ilişkileri, gelen gidenine hürmetleri, ziyaretleri, ziyaret edenlerine karşı vefalılığı, Durumuna göre, yani misafirin de tabii İslam'da kıdemi, sabıkiyeti, İslam'a faydası, yardımı, bunları da e, tabii e, itibar ettiği, sallallahu aleyhi ve sellem genel halka, bütün insanlığa karşı şefkati merhameti varsa da e, vefalılık, biliyorsunuz ki, e, bir sabıkiyet gerektirir. Bir insan hiç tanımadığı birinin neyine vefalı olacak? Ona terbiyeli olur, hukukuna riayet eder, hiç tanımadığın insana da iyi davranılır, bu başka bir şey. Ama vefa demek, geçmişte yaşanan şeyler olması e, demek. Yani geçmişte bir yaşanmışlık olursa, sen o günlerin hatırı için e, geçmişte yenilenlerin, içilenlerin, yolculukların, işte asker arkadaşlığının, aç arkadaşlığın gibi efendim, komşuluğun, ana baba dostluğunun, vesaire bazı alakalarla e, geçmişte e, efendim, sabit olan, mevcut olan bazı ilişkilerle hakukuk e, hak terettüp ediyor, vefa icap ediyor. Öbür türlü yeni görüşüyorsun bir adama. Tabii ki terbiyeli olursun, ikramcı olursun, buyur edersin. Efendim, ne bileyim, otobüsler rastlarsın, senden yaşlıysa, hastaysa, engelliyse, yer verirsin. Bu tanışmak gerekmiyor. Geçmişte bir yaşanmışlık gerekmiyor insan olmak için. Ama vefa ve sıla-i rahim biliyorsunuz akraba ilişkisi yakın veya uzak bir akrabalık terettüp etmesine den dolayı rahim devreye giriyor. Bu büyük bir farzdır. İşte terk edenler hakkında lanetler işte falan. E, bu şimdi ayrı bir konu. Hüsnü ahd işte ahde ve vefalılık hatır gönül saymak bu da yine ...geçmişteki ilişkilerle alakalı bu bakımdan e, bu bapta e, 6 7 rivayet var. Bu rivayetlerin biri akraba ile ilgili, biri işte çocukla şefk çocuğa şefkatle ilgili, biri Hazreti Necaşi'nin adamları geldi mesela diyor. Orada e, İslam'a hizmet eden, sahabeye e, iyi bakan Habeşistanlılarla ilgili mesela bunlara bahte vefa görüyor. Çünkü yaşanmışlık var. Kaldığımız nokta Bismillahirrahmanirrahim. Ve vasafe. Ha ne dedik şimdi? Ayet-i tamamlayalım. Eğer Allah'ı seviyorsanız, sevdiğinizi iddia ediyorsanız, söylüyorsanız bu dava delil ister. Kuru kuruya Allah seviyorum olmaz. Fette bir bana uyacaksınız. Şimdi anladın mı? Sünnetlerin e, hepsi fiziki değildir. Giyim kuşamla ilgili. Namaz abdestle ilgili, oruçla teheccüdle ilgili değildir. Sünnetlerin bir kısmı da hatta çoğunluğu da ahlakı nebeviye ile ilgilidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huyları, davranışları insanlara karşı. Akrabasına karşı hatırını sayılması gereken işte ahit sahiplerine karşı. E o ne yapıyordu? Nasıl yapıyorduysa? Bana tabi olun. Ne demek? Her işte bana uyacak ki uyun. Uyarsanız, Allah sizi de sevecek. Çünkü Allah en çok beni seviyor. Ama kim bana uyarsa, ne nispette uyarsa, o ölçüde onu da sevecek. Onun için bir insan, Allah beni seviyor mu sevmiyor mu diye, istiare yapmasına gerek yok. Rüyaya yatmasına gerek yok. Efendim kendisine keşiften, maneviyatta zuhurattan birine denmesine gerek yok. Denirse de olabilir. 5 şirattan sayarsın. Geçersin. Ama iddia edemezsin. Ama bu usta en ikna edici delil ne olur? Allah beni seviyor mu sevmiyor mu? Bakacaksın ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba ediyor muyum etmiyor muyum? Sünnetlerine uyuyor muyum uyumuyor muyum? Onun sünnetlerinden kaç tanesini tatbik edebiliyorum? Tabii ki yüzümde, gözümde, kılığımda, kıyafetimde, evlenmemde de boşanmam da neyse boşanmak nasip olmasın inşallah ama misal. O da talak verilen noktada da sünneti var talağında mesela. Üç kere birden söylememek gibi vesaire. O zaman insan bakacak kendisinde ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e benzeme varsa müşahabet varsa, teşebbü varsa ittiba varsa, uymak yani o kadar Allah da onu seviyor. Yani allah Teala'nın sevgisi ancak bununla belli olur. Kimseye allah Teala'dan mektup, posta gelmez. Mesaj gelmez telefonla Allah seni seviyor diye. Gel sen olur, seni kandırmışlar. Sünnete itibar etmiyorsan dalga geçiyorlar sen ne demektir. Ve <laughs> lekum Kulsunuz, günahkarsınız. Kusursuz, günahsız duramazsınız. Onun için devamlı Allah'ın sizi bağışlamasına ihtiyacınız var. İstiyorsanız ki Allah günahlarınızı Bağışlasın da sizi huzuruna tertemiz kabul etsin. Sizi ve sevsin. Sevdiklerini gönderdiği cennetine yerleştirsin. O zaman söyle onlara Habibim. Bana uyun de. Sana tabi olurlarsa severim. E bu noktada şifa Şerif'i sadece bir siyer kitabı gibi. Ne olmuş ne olmamış kıssaları dinleyelim gibi değil de. Bana buradan ne çıkar? Ben bu ...bu güzel ahlaktan hangisiyle amilim... ...hangisini tarikim... ...hangisini yapmam lazım... ...bugüne kadar yapmadığım bir şey bu... ...şimdi böyle... E ...babalar dedeler var çocuğunu bir kere öpmez... ...böyle değişik insanlar... ...sinirli, sert... ...ondan sonra... E, ...küçük çocuğu... ...sırtına almaz, taşımaz... ...ondan sonra efendim... ...hoplatmaz, zıplatmaz... ...çocuklarla, bebeklerle ilgilenmez... Böyle insanlar toplumda var yani rastlıyoruz da. E, e bu sünnete ittiba mıdır şimdi? Mer merhamet, şefkat alameti var mı bu, bu noktada? Onun için e, buradan ders çıkaracağız. Ve vasfe vasfetti kimi hu Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem kim bazı seleften bazısı yani geçmiş e, büyükler. Bunlar da kimlerden itibaren başlıyor? Sahabeden başlıyor tabii. Şimdi seleften bazısı Efendimiz'i niteledi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i e, tanımayan nasıl vasfedecek? E, görmeyen nasıl tanıyacak? Dolayısıyla sahabe demektir bu. Sahabe-i kiramdan bazısının beyanı veçile. Kâne fekâle o zat dedi ki Birçok sahabeden bu rivayet gelmiştir yani bu husus ittifaktadır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten Kur'an'da bir şey emredilecek de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu terk edecek. Bu zaten düşünülemez. Sahabe-i kiramdan böyle bir şey gelmeseydi bile biz bunu kendiliğimizden de çözebilirdik değil mi? Niye? Hulukul Kur'an, ahlakı Kur'an idi. Ayşe anamıza sordular, biraz ahlakından bize anlatır mısın? Ne buyurdu? Siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an idi. Ne emrediliyorsa yapıyordu, ne yasaklanıyorsa kaçıyordu. Onun için bütün emirleri aynı zamanda sünnet olduğunu söyleyebiliriz. Bütün yasaklardan sakınman da aynı zamanda sünnet olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü mümkün müdür yani? Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir şey emredecek kendi yapmayacak. Bir şey yasaklayacak kendi yapacak. Mümkün değil. Onun için Kur'an'a bakın, onun ahlakını görün. Canlı Kur'an, gezen Kur'an. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. E, Kur'an-ı Kerim'de de sallallahu emredildiğine göre ta bunu düşünmenin ne mealası var. Kâne yasılü sallallahu aleyhi ve sellem ederdi. Zevi rahimi. Rahim sahipleri ne demek akrabasını. Onlara iyilik ederdi. Onlara ne merhametli davranırdı. Onlar uzakta da olsalar arayıp sorardı. Hatta ona kötülük derseler, kötü davranmış da olsalar, bu yani maalesef, bu sünnete ittiba kalmamış. İnsanlar kötülük edenlerle hiç iyilik etmezler. Kin tutarlar. Ondan sonra akrabası da olsa daha çok kin tutar. Çünkü uzaktaki olsa yine unutuluyor. Akrabanın devamı mevzusu geçiyor ya. Yok işte bir kuzenin böyle etti, veya teyzem böyle etti, halam böyle etti. Öbür halanla görüşürsün. Onun konusu açılıyor. Şunun adını anma bana. Kapat o konuyu ben işte. O halan bana şöyle etti. Yok babama böyle etti. Sana ne babana ne etti? Babana ne ettiyse onlar kardeştiler. Onlar kendi aralarındaki meseleler. Bu senin halan olduğu için veya teyzen olduğu için annenle arası nasıldı? Babanla arası nasıldı? Bu konular seni alakadar etmiyor. Sen babanın, ananın, teyzenin ne yapamazsın? Kirini güdemezsin. İslam'da zaten kin yok. Keşke onlar da birbirini affetseydiler, barışık olsaydılar, ölseydiler. Ama bazıları bunu yapmıyor. Ve bu husumet çocuklarına intikal ediyor. Ve böylece kaç nesil birbirlerine soğuk oluyorlar. Bazı akıllılar çıkıyor da sonra... ...ne bu işi uzatıyoruz ya diyor... Ee, ...şey diyorlar işte... ...kucaklaşıyorlar, helallaşıyorlar... ...bunlar İslam'a uygun iş yapıyorlar. Bu işleri uzatmanın ne manası var? Hele akraba ise... Bir de sılay rahim iyi geçinmek, akrabayı arayıp sorma farzı e, insana terettüp ediyor. E, sana bu farzı kestirir bu iş. Bir de Allah'ın lanetini başına gönderir. Sılay rahim kesmeyi geçen derslerde anlattım yani. Onun için akraba alan çok arayıp sorardı. Kötülük edenleri de iyi davranırdı. Min gayri en ama tercih etmez diyorum onlar. Alâ O kimselere ki onlar eftalü daha faziletlidirler minum onlardan. Yani her hak sahibine hakkını verirdi. Hakkını verdiği için yine Kur'an-ı Kerim'e dönüyoruz. Ahlakı Kur'an idi ya. Yarfa'illahul lidina'minkumellezine otul ilme derecat. Allah içinizdeki iman edenleri salih amelleri sayesinde yükseltecek. Ama ilim sahiplerini derecelerle yükseltecek. Şimdi ilim sahiplerini aynı ameli yapıyor. Aynı namazı kılıyor. Bir ilim sahibi değil, bir alim. Aynı namazda, aynı sohbette, aynı zikirde, aynı ibadette. Bu beş alıyor, on alıyor. Alim olan yüz alıyor, bin alıyor. Çünkü Mevla ne buyuruyor? Herkese eşit muamele yapmam. Herkese eşit muamele yapmak bazen zulüm olur. Çünkü zayıf eşekle, kuvvetli eşeğe aynı yük vurulur mu? Vurulursa ne olur? Eşitlik olur ama adalet olmaz. Zulüm olur. Çünkü birisi cılız, ona daha düşük vereceksin. Burada da ihlası az olan, şuuru az olan, ilmi, fehmi, idraki, zevki, maneviyatı az olan kişiye vaat bir bire ondan verir. Ama ilim sahiplerine derecelerle veririm diyor. E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimle cahili nasıl bir tutsun bu durumda? Alim olan, fıkıhla ilgilenen, kıraatla ilgilenen, kıymetli sahabesine, sahab sufeyi, fukara da olsalar, akrabası olmasalar da, Kimisi Habeşistanlı, kimisi Farslı, Farisi, Selman Farisi, Fars'tan efendim Suheybi Rumi, Rum'dan. Yani her sınıf sahabesinde insan var. Niye göre derece veriyor? İşte bu Kureyş'tendir, Beni Haşim'dendir diye vermiyor. Allah Teala'nın tasnifine göre taksim ediyor. İtibar ediyor, derece veriyor. Yani akrabasını arayıp sorardı ama onları ne yapmazdı? Kendilerinden daha faziletli olanlara tercih etmezdi kavmiyetçilik, ırkçılık, efendim akrabacılık yapmamıştır sallallahu teala aleyhi ve sellem. ...şu ekremekum indallah etkak. Allah katında en keremliniz, en şerefliniz, haramlardan en ziyade sakınanınızdır. E bu ayet-i kerimeye göre amel edecekse ki sallallahu aleyhi ve sellem'in tamamı Kur'an diye yaşantısının Allah'ın dindeki kim derliyse o da ona en fazla değer veriyor. Bu itibarla haramdan en fazla sakınan efendim bizim uzağımızda olsa yani ırkımızdan da olmasa, akrabamızdan da olmasa Allah ona en çok değer verdiği için biz de ona oğlumuzdan, kızımızdan, efendim, halamızdan, anamızdan, teyzemizden daha çok önem vereceğiz. O ayrı bir şey. Allah'ın dindeki mertebe. Bu itibarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem din alimlerinden olan, din büyüklerinden olan Ebu Bekirler, Ömerler gibi onlar da uzakta bir akrabalığı var ama Kureyş'ten olmaları rahse bile. Ee, dine hizmet eden ne diyeyim sana İbn-i Mesud gibi Bilal Habeşi gibi Sohep gibi, Ammar gibi akrabası olmasa, garip olsa, köle, Hazreti Zeyd Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in azatlısı, kölesi. Değil mi? Hatta onun oğlu kimdi? Hüsame İbni Zeyd, Hazreti Hüsame'yi 20 yaşlarında mı ne, kendi vefatına yakın bir ordunun başına komutan seçti. Ve orduda Hazreti Ömer de vardı. Yani Hazreti Ömer'in bulunduğu bir orduya Hazreti Zeyd'in, ki köle azatlısıdır yani, köle azatlısıdır ki Kureyş'ten olma ihtimali yok kölenin onun oğlu Üsame'yi radıyallahu anh'ım ecmaîn, komutan seçti. Onun için Hazreti Ömer Efendimiz hep onu görünce öyle derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği de sen benim komutanımdın derdi. Yani Efendimiz çünkü o orduyu yola çıkaramadan vefat etti yani. Onlar da vefat üzerine kaldılar, cenazeyi beklediler diyebiliyorum yani o Hazreti Ebubekir hemen yine onları yola koydu müfreceyi. E şimdi o zaman e, Beni Haşim'den diye efendim kendi akrabasından diye ne yapmazdı sallallahu aleyhi ve sellem dinde gayreti olan alimlere karşı din ulemasına karşı din büyüklerine karşı kendi akrabasını üstün tutmazdı. Ama akrabasını arardı, sorardı. Fakirseler yardım ederdi, iyilik ederdi. Sallallahu teala Aleyhisselam. ve sellem. i̇bn Mesud Efendimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yakın bir akrabası olarak bilinmiyor. E, zayıf, nahif bir zat. Böyle dal gibi mübarek ayakları çok ince. Değil mi? E, müşrikler de biliyorsunuz onlar alay ederlerdi yani. Çünkü onlar ke, efendim e, kelli felli adamlar arıyorlar işte efendim boyuna bakarlar, şişmanlığına bakarlar, parasına bakarlar, malına mülküne bakarlar. Mekke müşriklerinin cahiliyet dönemindeki itibar verme kıstasları ne olabilir ki? Hangi fazilet olabilir ki? Vahiysiz, kitapsız, peygambersiz bir toplumdan ne, ne, hangi değeri bekleyeceksin? O düşün i̇bn ederlerdi. Ama sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyordu? İbn Mesud'un ayaklarını böyle dal gibi incecik görüyorsunuz diye şaşırtmayın, hakir görmeyin. Allah indi onun bu ayakları Uhud Dağı'ndan daha tonajlıdır, daha büyüktür. Ondan sonra bir garip bir fakir sahabeden bir ashab sohbeden bir zat bu insanlar itibar etmezler işte üstü başı kirli paslı işte giyeceği yok edecek. kokuyor bakıyor işte yün giyerlerdi tabi terleyince sıcakta da yün kokar falan. Ne buyuruyordu sallallahu aleyhi ve sellem? Bir tane münafık. Peki ne bir selüldür yani. Tam şimdi şey yapamıyorum. Medine'nin en büyük zengini ağası paşası falan. Bir de gariban hesap soferen bir zat. Ne buyuruyordu? Efendim. İnnaza hayrun min mil il arzi min mislihaza. Yani şu münafık işte veyahut da zengin ağa paşa görüyorsun ya. Bundan yer dolusu olmaktansa, yani yeryüzü dolusunda böyle zengin adamı bir tarafa koy, şu gariban sahabim, sahabeden şu zat, öbüründen dünya dolusu olmasından daha hayırlıdır. Yani diyelim ki, katır trilyon ya, dünya ne kadar adam alır. Dünyayı doldursan zengin ağa paşayla, ama iman yok, ihlas yok, namaz yok, abdest yok. Bir sahabede de gariban fakir, Al bunu buyururdu. Dünya dolusu bundan olsa alma. Bu da hayırlıdır Allah'ın dinde. Takva ile. Ne mal iledir, ne saliledir iledir. Beyim ululuk kemal iledir. Yaşlan, baştan parayla kemalat olur mu? Allah'ın dinde kerem olur mu? İnne ekram ekun. En şerefliniz, kerem şeref demek. En kıymetliniz, en değerliniz Türkçe. Kim? En çok haramdan kim sakınıyor? Velev ki köledir. Velev ki siyahidir. Velev ki fakirdir. Velev ki alildir. Velev ki cüzamlıdır. Velev ki bulaşıcı hastalıklıdır. Kimse yanına yanaşmıyordur. Ne itibarsız adam diye görünüyordur toplumun nazarında. Ama Allah'ın dinde ondan eftali yok. Neden? Dünyada şu anda kim daha takvaysa Allah'ın çok onu seviyor. Bu bir kaide. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu seviyor tabii ki. Çünkü neden e, Kur'an ahlakıyla ahlaklandığına göre, Kur'an ölçülerine göre yaşadığına göre, bizim gibi değil ki. Biz akrabamızı tercih ederiz. E, nahil olsa da liyakatlı insanları değil de yakınımız akrabamızı doldururuz. Bir göreve gelecek, müdürlüğe geçecek, hemen efendim ehliyet ve liyakat sormadan yakınlarımızı memur etmek, zengin etmek isteriz falan. Yani genel manada bugün insanlar. Müslümanlar da böyle. Müslümanlar daha da fazla böyle biraz yani. Adam kayırmak çok var. Ama böyle olmaz. Ve قال sallallahu teala aleyhi ve sellem bu usta bir delil olarak kanaat efendisi ne buyuruyorlar? İnne ale beni fulan falan oğullarının ailesi bir aile için Mekke'de çok yakın akrabası değil de uzaktan akrabası olan bir aileden bahsediyor. ...felan oğullarının ailesi var ya buyuruyor... ...leyşulî... ...bir evliya... ...onlar benim için dost değiller... ...yani ben onları dost... ...bellemiyorum... E ...nasıl belleyecek... Ee, ...bu ailede münafıklar çok vardı... ...ondan sonra efendim... ...sonra işlerinde Müslüman olanlar... ...efendim... ...ihlaslı olanlar... ...olmuştur yani Hazreti Osman Efendimiz'in amcalarından falan bahsediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o aileyle akrabalığı var. Geride dedeleri birleşiyor. Çok yakın olmasa da. Ama buyururdu ki o onlar benim benim dostlarım olamazlar. Niye? Nasıl olabilecek? Adam kafir ise, adam münafık ise. Çünkü ayet-i kerime ne buyuruyor? İnevliyâhu illel muttakûn. Allah'ın dostları ancak takva sahipleri olabilir. Yoksa olamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın dostu olmayana benim dostumdur nasıl diyecek? Akraba hasta olsa dostum diyemez. Belki benimle Allah mevle değil Allah inananların velisidir, mevlasıdır. E o zaman bu durumda onlar benim yani dostluğumu hak eden kişiler olamazlar. Çünkü ben onların mümin olmadıklarını, münafık olduklarını biliyorum. Bir hal böyleyken nasıl onları dost bilirim, dost edinebilirim. Ama ha buradan ne anlaşılıyor? Akraba olduğu için ne yapmıyor? Tercih etmiyor. Bu anlaşılıyor. Ama ilerisinden ne anlaşılıyor? Gayr annelevum rahimen ama onlarla benim karabetim var. Yani rahim alakam var. Yani akrabalığım var. Bu akrabalığımdan dolayı geriye dönük bir akrabalık. Yani dedelere, ulaşan e, bir akrabalık oluyor. Gayra enne lehum Onlarla akrabalığım olduğu için ben o rahimi ıslatacağım. Bir yani gereken e, yaşlık ile rutubetle ıslatacağım. Ne demek ıslatacağım? Yani bu bir mecaz ifadesidir. Eee yani saksıdaki çiçeği sulamasan söner. Akraba ilişkilerinde gözetmezsen rahimden doğan alakalar ve hususiyetten inkıtağa uğrar, kesilir. Nitekim bugün birçoklarımızın ailesi e, halasının teyzesini e, tanıyorsa da biz halamızı teyzemizi falan tanıyoruz. Şu anda ben bile halamın çocukları, teyzemin çocukları yine ararım sorarım da biraz onları da tanıyorum. Fakat bir daha geri gitsen işte tanımıyorum. Fakat yine ben iyiyim. Yani neden? Şimdi yeni gelen nesil halasının teyzesinin çocuğunu da tanımıyor. Şimdi daha da beteri halasının teyzesini de tanımayan bir millet türedi yani. Halasını tanımıyor ya. Babasının kız kardeşini tanımıyor. Şu anda var şu andaki son yani 10-15 senelik bu son sürüm diyelim. Nesil böyle. Bana ne teyzemmiş olanmış. Bu kadın kim ya diyor. Annesinin yanında görse. Bu kadın kim diyor. Halan diyor. Aa hiç görmemiştim diyor. 20 yaşında 15 yaşına. Tabi ana babalarının çok bunda sorumluluğu var. Yani onlar benim ne kadar uzak akrabamda olsalar Müslümanım olmadıkları için münafık oldukları için çok dostluk etmem diyor. Samimiyet kurmam diyor. Ama buyuruyor gereken yaşlıkla da rahimi ıslatacağım. Nedim bak rahime ıslatacağım. işte Türkçede de söylüyorsunuz işte, işte araba alıyor adam hadi şu arabayı bir ıslatalım. Gidip arabaya hortumdan su sıkmıyorsun koş. Yani sen gidiyorsun bir ikram yapıyorsun, bir çay, may, yemek yiyorsun. O işte arabayı ıslatmış oluyorsun. O rahime ıslatacağım. Nedim ıslatacağım? Gereken yardım olursa, fakir düşerlerse, muhtaç olurlarsa benim de onların elinden tutmam gerekir. O zaman gerekeni yaparım. Şimdi de yapmaktayım. Evet. Ne hadis Hadi Şerif'te. Büllü arhamikum ve lev Bak ben size derdim ya o hadisin delili çıktı şimdi. Hani ben hep berat geceleri falan konuşurum ya sıla -i rahim i kesenler bu gece af olmuyor. sıla Rahim'den şey yapın. Mümkünse arayıp sorun. İşte durumunuz imkanınız el veriyorsa onlar muhtaçsa fakir iseler para verin falan. Değilse bile hediye verin para. Hediyeden e, hediye sıkıntı değil ki. Sadaka zekat alamayız mesela. durum müsait olanlar bakımından durumu... ...müsait değilse sadaka zekat da alır. Ama tabii sadaka zekat... Ee, sadaka demeyeyim de... ...zekat bağlamında... ...anneye babaya verilemiyor, oğluna... ...kızına e, verilemiyor. Ama halaya, teyzeye, dayıya, amcaya... ...verilebiliyor. Zekat da verilebiliyor mesela. Ee, gereken... E, ...iyiliği yapın. E, zekat... ...düşmüyorsa yani efendim... ...dayıma zekat ver efendim, şey verebilirim... ...ver. Ama efendim dedeme zekat veremem. E dedem de muhtaç. E dedene zekat veremezsin. Dedene de hediye yap ya. İlle zekattan mı hesaptan sen? Hiçbir ikramın olmayacak yani. Ne biçim adamsın? O zaman e, akraba ile alakayı kurmak lazım. Ben derim ki hani ya bir telefonla da olsa. Eskiden mektup derdik. Şimdi cep telefonlar kolaylık olduğu için herkeste de var. Ee, ...telefonla da olsa... ...sonra artık e, demeye başladım ki... ...baktım ki millet... ...hepten gevşek, tembel, kimse... kimse şey aramıyor falan... ...o zaman dedim ki mesaj... ...bari atın... ...hani dedim ya kandil tebriğleri... ...nasılsınız, iyi misiniz falan... ...bari mesaj, bari tweet... ...bari derken yani... ...hiç yoktan demek istiyorum... Onun için bu hadis-i şerifte buna biraz delil oldu... ...buyuruyor ki... ...rahimlerinizi ıslatın... ...yani ıslatmanın manası şu bir şey kurursa dağılır. Kuruyan şey parçalanır. Kuruduğu zaman un ufak olur, darmadağın olur. Islaklık ne yapar? Islaklık cemeler. Bir şey böyle mesela toprak şeyse, ise, kuru ise parçalanır. Her parçası bir tarafa gider. Ama su değerse onlara ne olur? Hepsini getirir bir araya hamur gibi cem eder. Onun için rahim de anne rahimi. Anne rahimi ne demek? Ben kardeşlerimle hangi rahimdeyim? annemizin rahimindeyiz. Peki teyzem teyzelerimle dayılarımla ne alakam var? Benim bulunduğum rahim yani annemin rahmi. O annem de rahmiyle beraber hangi rahimde annesinin rahimde. Kimle beraber? Benim teyzelerimle dayılarımla beraber. Yine hiç rahime gitti. Ondan sonra yani bir rahimde olmak akrabalık unsurudur. Akrabalık nereden meydana geliyor yakınlık? Aynı rahimlerde bulunmaktan geliyor. Kardeşlik nereden geliyor? Aynı ananın rahminde bulunmaktan. Ondan sonra işte teyze dayı mefhumu nereden çıkıyor? Annemle aynı rahimde bulunmalarından. Hala ve amca mefhumu nereden çıkıyor? Babamla aynı rahimde bulunmalarından. Hani iki, üç yüz olma anlamında konuşmuyor. O rahimde o da durmuş dokuz ay. On sonra durmuş. iki ikisi de aynı. Değilse de aynı. Aynı rahimdeler. Onun için rahmi ıslatmak lazım ne demek anladın mı? Islanan şey bir araya gelir, toplanır. Kuruyan şey unufak olur, dağılır. Dağıtmamak lazım akraba ilişkilerine. E bu da selamla da olsa diyor. Şimdi çoğumuzun akrabamızda bir selamımız bile senelerdir yok. Bu da sılay rahimi kesmenin daniskasını teşkil ediyor. Kesen de Duası kabul olmuyor, ibadeti kabul olmuyor, Allah'ın laneti geliyor. Bu itibarla yani onlar benim samimi dostum olamazlar. Kafirle, münafıkla işim olmaz. Ama akrabalığım var. Onun için gereken ıslaklıkla ...rahimimi ıslatacağım. Yani ne demek? İşte Hadis-i buyurulduğu üzere selamla da olsa yani tabi Müslüman olmayana selam verilmez. O ayrı dava. Burada Müslüman olanlarla ilgili konuşuluyor. Selamla da olsa rahimlerinizi ıslatın birbirinizi arayıp sorun. Bir selam. Ama biz selam bile vermiyoruz. Mesaj da atmıyoruz, tweet de atmıyoruz. Neden? Çünkü o fakir düşmüş. Sen de zengin ağa olmuşsun. Selam verirsen borçlu çıkarsın. Adam senden bir şey ister. Selam kelama çeker. Kelam da mutlaka götürür. Adam baktı ki herif dilenci gibi dolanıyor. Ona selam veriyor, manav duymuyor ya. Yani. Niye duymuyor? Es selam ve curul el kelam, el kelam ve curul el demiş adam. Selamını alırsam, ne haber abi nasılsın, iyi misin? Ondan sonra şuradan bir karpuz verir misin? Mevzu çıkmasın diye hiç olmazsa duymuyor. Bizim de e, fakir olan akraba, zengin akrabasını çok arıyor. İşi gücü yerinde olan akraba, fakir akrabasını özellikle hiç aramıyor. Ya fakat salla e, burada kalayım. Biraz da yorgunum farkındaysanız zor konuşuyorum. E, ama yine doğru konuşuyorum. Ayakta da uyusam doğru konuşurum. Allah'ın izniyle. Hasta da olsam doğru konuşurum. Size yanlış bir şey anlatmamaya çalışıyorum. Hep Kâinat Efendisi'nin güzelliklerinden sallallahu aleyhi ve sellem, bahsediyorum. İnşallah önümüzdeki hafta e, salı akşamındaki şifa şerif dersimiz Mozor iki tane mı var? Ramazan'a kadar? İki mi kalıyor, bir mi? Saat dersen bir kalır. Yani bir ders bir kalıyor. Yani önümüzdeki salı şifa dersini kaçırmayalım. E, bu faslı bitireceğim. Çok güzel, acayip hiç duymadığınız efendim sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili onun neler yaptığı ile ilgili torununa nasıl davran, Bak torununa nasıl davrandığını hiç mesela duymamış olabilirsiniz torunu meselesini. Evet çünkü çocuklar da hep hayatında vefat etti ekserim e, torununa nasıl davrandığı, işte efendim Habeşistan'dan gelen heyete nasıl davrandığı ...vesaire... Bu hususlarda çok güzel ilimler vardır. Ee, i̇nşallah o dersi biraz daha da uzun yapmak istiyorum. Yani faslı bitirene kadar gideriz. Faslı bitiririz. Çünkü Ramazan Şerif'te biliyorsunuz her akşam iftardan evvel bir saat sohbet olacak. E, her akşam iftardan evvel olduğu için iftardan sonra da biliyorsun insanlar çayını zor içiyor. Teravih yetişiyorlar. Bundan dolayı Ramazan Şerif'te hani ara vereceğiz tergib terip mektubat. Zaten mektubat da bitecek. Onu uzun mektup da Allah'ın izniyle Ramazan kitabı onu da bitirelim. Burada da şifa şerif faslı bitirelim. Şifa şerif uzun bir kitap. Tergib teripten zaten hadi hadis hadisi. o şey değil. Birkaç hadis şerif ee, daha okuruz. Böylece Ramazan şerife kavuşuruz. Allah sıhhat afiyetle iman ve takva üzere dostları gibi kavuşmayı, dostları gibi bayrama da erişmeyi nasip eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين. مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا